Herkese merhaba. Karşı Belleğin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Bugün sevgili Yekten Türk Yılmaz ve sevgili Aylin Tekiner'le beraber Maraş katliamını konuşacağız. Maraş katliamını biraz daha geniş bir çerçevede 12 Eylül bağlamında yüzleşme, anmalar başlıkları altında ve bunların etkisiyle teorik olarak ne kadar muğlaklaştırıldıkları ya da muğlaklaştırılmadıkları üzerine eleştirel bir söyleşi yapmaya çalışacağız. Öncelikle dilerseniz Maraş katliamını biraz hatırlamaya çalışalım. Ne olmuştu 19-26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta? Yekten, sen bize biraz ön bilgi verebilir misin? Vallahi evet, şöyle yapalım istiyorsanız. Bu kısmı kısaca tutalım herhalde. Birçok izleyicimiz zaten detayları, bizim ineceğimizden daha fazla detaylarına hakimdir bu katliamın. Ben ilk başta şöyle bir çerçeveyle başlayayım. Bu aslında Türkiye'de Soğuk Savaş döneminin ve özellikle 1960 ortası sonrasında yükselen sol muhalefete karşı işlenmiş seri haldeki toplu, bunlara karşı hayata geçirilmiş toplu şiddet eylemlerinden bir tanesidir. Ve hedef seçilen grup Aleviler, bu örnekte ise Kürt Aleviler. Bu önemli olacak çünkü birazdan belki buna döneceğiz. Ve bu seriye bakarsak aslında 1960'ların ortalarından, 1966'da Ortaca katliamıyla başlıyor. İşte ondan sonra 67'de Elbistan'da bir katliam veyahut da bir ayaklanma oluyor. Mahsuni konseri sonrasında. Hatta bununla ilgili Mahsuni'nin çok da güzel bir ağıdı vardır. Maraş halkı yana yana örd olur diye tavsiye ederim. Çok ilginçtir. Bence çok biz gibi toplu şiddet çalışanlarını veyahut da akademisyenlerini özendirecek nüansta ve incelikte anlattığı bir ağıttır bu. Arkasından İşte 70'ler boyunca peş peşe. İlk başta tabii 71'de bir İskenderun'da bir Alevileri hedefleyen, oradaki Nusayrileri hedefleyen bir olay oluyor. Ve arkasından artık seri başlıyor. Bizim esas 12 Eylül öncesi seri diyebileceğimiz Alevilere yönelik, Alevi nüfusun yerleştiği yerlere yönelik katliamlar. Birincisi, en öncesi 1978 Nisan Malatya. Arkasından Sivas, Eylül 78. Bu arada Sivas bu ilk değil. Sivas'ta 78'den hemen önce de bir, yine Ali Baba Mahallesi'nde daha ufak çaplı bir saldırı oluyor. MHP'lilerin başını çektiği bir provokasyon oluyor. Bu ikincisi aslında. Tabii maalesef sonra 90'larda biz üçüncüsünü de daha vahim olarak gördük. 78 Maraş ve arkasından 80 Çorum diye devam eden, 12 Eylül'e kadar devam eden bir seri bu. 78 Aralık 19'da bu katliam ilk başta, ben bunun ismini geçen bir podcast'te yanlış söylemiştim. Aylin yine yanlış söylersem düzeltsin. Bir sinemada gösterilen gayet anti-komünist bir film var. Güneş ne zaman doğacak? Yanlış söylemedim bu sefer, değil mi? Ben bu filmi defalarca seyretmeme rağmen hep neyse ismini hep başka türlü söylüyorum. Ve o isimde de bir film varmış Aylin'in söylediğine göre. Ve bu işte Sovyet, o zamanki Sovyetler Birliği'nde komünistlerin zulmü altındaki Türkler konu ediliyor. İşte buna karşı mücadele veren iki Türk kahraman işte ve bunların kurtuluş mücadeleleri vesaire. Tabii bunu diyeceksiniz ki Maraş'taki Alevilerle ne alakası var? Şimdi o dönemi düşündüğümüz zaman Türkiye'de Kızılbaşlık'la komünistliği neredeyse eş anlamlı hale getirildiği bir kamusal bir şey var. Algı var. Ve aslında bir yanıyla da doğru, şöyle ki doğru. Aleviler sol hareket içerisinde orantısı olarak çok yüksek oranda temsil edilen bir grup. Bunun da gerekçeleri var tabii ki. Yani insanlar yoksa komünist konspirisiyle bir komplo teorisiyle doğmuyorlar. Yani hani
bir dışlanmaya, bir marjinalizasyona bir tepki tabii ki bu bir yanıyla. Maraş ilginç bir şekilde üç düşmanı bir araya getiren, yani Kürt, 3K'yı bir araya getiren bir katliam. Kürt, Kızılbaş, Komünist. Dolayısıyla bu filmde aslında çok ilginç bir, çok da yani buraya akabilecek bir provokasyon noktası. Bu provokasyonu gerçekleştirenler MHP'nin gençlik örgütündeki iki kişi. Bu kişiden bir tanesi çok önemli, Ökkeş Kenger, 91'den sonra Refah Partisi listesinden milletvekili olacak. İşte bu ilk başta işte bu bu kişiler bu filmin gösterildiği sinemaya patlayıcı yerleştiriyorlar. Patlayıcıda ölenler olmuyor ama amaç gerçekleşiyor. Bunun hemen arkasından işte Töbder vesaire neyse sola ait nereler biliniyorsa ve kimi Alevilerin toplaştıkları yerler dahil olmak üzere saldırıya uğruyor. Ama esas büyük katliam tabii 24'ü sonrası askerin polisin çekilmesiyle oluyor. Yani tamamen bu örgütlü faşist topluluğun örgütlü ve silahlı faşist topluluğun eline kendisini savunmaktan çok uzak bir topluluk. Yörükseli Mahallesi'nde esas itibariyle bir tek orada değil ama özellikle Yörükseli Mahallesi'ndeki Kürt, Aleviler bırakılıyor ve sonuç daha halen yani kaç kişinin öldüğünü bile bilmiyoruz aslında net olarak. 100 üzeri deniliyor. Bu tabii çok daha yüksek rakamlar söyleyenler var. İşte yüzlerce eve saldırı yapılıyor. İş yerleri yağmalanıyor. Bu arada çok fazla o konuşulmuyor ama sistematik olarak tecavüz eylemleri gerçekleşiyor. Ve Maraş büyük ölçüde Maraş merkez daha sonra da bu da çevre ilçelere de yayılacak şekilde Alevisizleşmeye, Alevi nüfusu seyrelmeye başlayan, Alevi Kürt nüfusu seyrelmeye başlayan bir yer o haline geliyor. Sanırım şu anda artık rastlamak bile mümkün değildir. Ya bu zaten 12 ile geldiği zaman onu büyük ölçüde temizlenmişti. Bu arada şunu da eklemek gerekiyor. Evet, bununla ilgili bir soruşturma açılıyor. 800'ün üzerinde insan hakkında soruşturma açılıyor. Ama 12 ile varmadan zaten 3 avukat, 3 müdahil avukat da saldırıya uğrayacak. Bunlar da öldürülecekler. Ve bu dava işte uzun süren bir davalardan birisi oluyor. Türkiye'de biliyorsunuz 12 Eylül davalarının 10 yıl sürmeyeni yok herhalde eylemcim. Lütfen beni düzelt. Değil mi? Yani hatta kaç ne 10 yılı? 20 yılı aşan davalarda oldu sanırım değil mi? Davalar var. 30-32 yıllık davalar. 32 yıllık. Devrim Sol davası sanırım öyle bir şeyle bitti. Devrim Sol'da çok geç biten davalardan bir tanesi. Tabii değil bunların mi? Dışında bireysel davalar da devam ediyor. Evet. İsimlerce. Evet. Yani 91 yılında tabii işte sanırım 20 küsur bir idam cezası veriyor vesaire vesaire. Yani çok kişiye ceza veriyor ama sonuç itibariyle aslında bu olaydan ya bu katliamdan ceza alınmadığı gibi bugün halen gitseniz Maraş'ta muhtemelen bu olaya katılmış insanları, bu saldırılara, bu cinayetlere katılmış işte insanları çok muteber insanlar olarak göreceksiniz. Dediğimiz gibi bir tanesi zaten milletvekili oldu. Hatta ve daha sonra gerçekten insanın akıl ve sabır sağlığıyla dalga geçercesine İnsan Hakları Komisyonu'nda, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda yer aldı. İsmini de değiştirdi sanırım. Soyadını Kenger'den Şemdinler'e mi değiştirmişti? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şimdi... Belki ben, orada Yekten biraz yani sözünü kesmiş gibi olacağım ama lütfen, bu davanın 3 müdahil avukatının isimlerini vererek geçelim şeye bir sonraki konuya. Ceyhun Can 10 Eylül 79'da, Halil Sıtkı Gülloğlu 3 Şubat 80'de, Ahmet Albay da 3 Mayıs 1980'de öldürülüyorlar. İsimlerini almadan geçmeyelim. Ve dediğin gibi 23 yıl sürüyor dava. İşte 22 kişi idam cezası alıyor, 7 kişi müebbet hapis, 321 kişi de 1 ile 24 yıl arasında alıyor. Fakat bunlar 91 yılında sanıyorum terörle mücadele kanunu nedeniyle birçoğunun cezası erteleniyor ya zaten yürürlükten kalkıyor ve serbest bırakılıyorlar akabinde. Belki biraz önce biraz bahsettin ama onun üzerinden ben belki biraz soruma da değineceksin sonrasında. Burada tabii yani
saydığın illerin MHP açısından önemi, hani bu İç Anadolu'nun bu önemli Alevi nüfusuna sahip yerlerinin işte MHP'nin bakış açısıyla Türkleştirilmesi, Sünnileştirilmesi projesi kapsamında, hani bu Maraş'ın ayrı bir önemi var onlar için, değil mi? Bunun da hani vurgusunu yaparak daha bu tesadüf değil. Tabii. Maraş, Malatya ve Sivas. Tabii buradaki esas saldırıların olduğu yerler şehir merkezi. Aslında bu da çok sistematik. Yani hani ilk başta şehir merkezlerinde bu topluluk siliniyor. Şimdi ben daha sonra bir dil projesi dolayısıyla hem Sivas hem Malatya, kısmen Malatya ama esas itibariyle Maraş'ı, o bütün köylerini gezdim. Gerçekten çok ilginç bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Mesela İmralı için bir örnek vereyim. Hafızam beni yanıltmıyorsa 108 tane köyü olması lazım İmralı'nın. Sivas İmralı. Bu Sivas İmralı ilginç bir şekilde Türkiye'nin aslında en kızılbaş, en Kürt yerlerinden birisi sayılabilir kendi nüfusu. Bu 108 köyün 103'ü kızılbaştır ve Kürt'tür. Sanırım yakın zamanda, ve Kürtler buraya Maciran diyor. Çünkü muhacirler geliyor ve aslında o şehir merkezini muhacirler kuruyorlar. Ben en son 90'ların sonlarına doğru gitmiştim. Ve o zaman neredeyse o 5 tane köyün nüfusu kalan 103 köyün nüfusuna yaklaşmış. Tabii yani hani böyle bir değişimden bahsediyoruz. Hakeza bunu Elbistan'a gitseniz aynısını göreceksiniz. Pazarcık'a gitseniz aynısını göreceksiniz. Nurhak'a gitseniz, Afşin'e gitseniz, Kangal'a gitseniz, Gürün'e gitseniz, Zara'ya gitseniz, Maraş, Malatya'da Yeşilyurt'a gitseniz, Doğanşehir'e gitseniz arttırabilirim. Yani burada aslında hani bizim şu anda baktığımız zaman herkesin kafasında bugün AKP'nin, bugünkü bak akılla söylüyorum, hani oy deposu diyeceğiniz yani %60'lar, %70'lere vurdukları yerler aslında öyle %60'lık, %70'lik yerler değillerdi. Bu hale geldi bunlar. Yani dolayısıyla hep söyleniyor. Bir kere bu örnekle söyleyelim. Şiddet gerçekten yaratıcı bir şey bir yanıyla. Hani bir yandan tahrip ediyor ama bir yandan da işte bu gibi yeni demografiler yaratıyor, yeni hani belli siyasi pozisyonları güçlendiriyor veyahut da onları modifiye ediyor vesaire. Evet. Bir de tabii bütün bu şeylerde benim yani son birkaç gündür tekrar baktığım zaman işte tanıklıklara dair neler var Maraş katliamına dair diye. Aslında hani televizyon kanallarının kanalının, TRT'nin daha doğrusu, muhtemelen TRT çalışanı giden de zaten orada hemen olayın hani sıcağı sıcağına tanıklarla konuştukları birçok videolar var. Şimdi bu aslında çok fazla hani böyle tanık olduğumuz bir durum değil. O süreci düşünürsek, yani 80 öncesini göz önünde bulundurursak. Bütün bunlar neye hizmet ediyordu 12 Eylül'e dair? Onu birazcık belki oraya geri dönebiliriz. Çünkü bütün bu iç savaş retoriği, yani işte iç savaş vardı, çıkacaktı neredeyse. Büyük bir kaos vardı. Sağ sol birbirini vuruyordu. Dolayısıyla düzen getirmeye çalışıyorduk. İşte askeri müdahalenin en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu diye bir şey var, değil mi? Junta'nın kendi içerisinde bir düşünce mekaniği. Bütün bunu düşününce şimdi nereye oturuyor tam olarak Maraş katliamı ve sonrasında aslında Çorum katliamı, ikisi arasında biraz fark var tabii ki şey anlamında, hani gelişimi ve süreci anlamında, ama belki buradan birazcık konuşup ondan sonra ailine döneceğim. Biraz onun, anmaların bütün bu tarih içerisindeki yeri nedir, onu tartışabilmek için. Vallahi soruyu o kadar güzel formüle ettin ki Eylemciğim. Yani nereye, gerçekten bir işe yarıyordu bunlar. Yani ilk başta şöyle bir şey var ki, kan akıyor, oluk oluk kan akıyor. Kan akıyor ama kan rastsal bir şekilde akmıyor. Kan bir kaos içerisinde akmıyor. Kan çok sistematik akıyor. Ve hani bu örnekte şunu söyleyelim. Vali askeriyeyi çağırıyor. Bu askeriye gitmiyor. Daha sonra bu memlekette dirlik düzen getirmek için darbe yapan asker 78'de Maraş'ta neredeyse bir haftayı süren katliama arkasını dönüyor. Polis gücü de en sonunda arkasını döneceğiz. Zaten bu sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Ve tutarlı bir şekilde bu bütün bu örneklerde devam edecek.
Hatta ve hatta 90'daki yani Sivas'taki ikinci katliamda bile, ikinci büyük katliamda da bile aynısı olacak. Yani 90'a gelmeden, sen 80 öncesiyle ilgili sorduğun için oraya dönüp söylersek, yani burada tabii ki bu şiddetin ortaya çıkışına baktığınız zaman, hani burada solcular, sendikalılar, öğrenciler bellerine silah alıp devrim yapacağız falan filan diye çıktığı için olmuyor. Daha bunun 60'lardaki köklerine, 60'ların sonundaki köklerine inerseniz eğer, tabii şu andaki özellikle genç nesil için bunlar çok yabancı, karnından olacaktır. Bu komando kampları, efendime söyleyeyim, MHP'nin, gençlik örgütlerinin NATO kapsamında, bir de ilk başta bunu da söyleyelim, bunlar hep soğuk savaş dönemi eylemleri ve bunlar Türkiye'nin bir tek kendi başına bulduğu şeyler de değil. Benzer uygulamaları, benzer tarzları, benzer katliamları, benzer faşist aktörleri Latin Amerika'da, Yunanistan'da birçok yerde görmek mümkün. Ve bunlar esas itibariyle bu hak talep eden kesimleri sindirmek veyahut da şunu söyleyeyim, kendi bakış açılarına göre komünizmin yayılmasını, Sovyetler Birliği'nin yayılmasını önüne geçmek için gerçekleştirilen eylemler. Şimdi dolayısıyla daha sonrasında bunlara karşı, yani kendilerini korumak için veyahut da buna bu teröre karşı direnebilmek için insanların tedbir almasıyla bu durumu aynı kefeye koyamazsınız. Yani ayrıca Türkiye'nin şiddet tarihi, özellikle bir tarafı devlet tarafından desteklenmiş veyahut da devletin katılımıyla gerçekleşen şiddet tarihi, Osmanlı son döneminde alırsak yeni değil. Ne o yeni, ne de insanların kendilerini koruma gereklilikleri yeni. Bunun da bir gerekçesi var. Devlet o insanları korumuyor. Korumadığının da tonlarca, ciltlerce ve maalesef mezarlıklar dolusu şahidi, delili var. Yani bu ikisini aynı yere koymamız mümkün değil. Maalesef 12 Eylül ve 12 Eylül bir tek bir darbe değildi ki insanları içeri attı vesaire. Senin de çok üzerine çalıştığın gibi, hani bu aynı zamanda hafızaya da bir darbeydi. Yani hafızada da bir kırılmaya yol açtı ve ondan sonra hafızamızı biz yeniden kurduğumuz zaman da biz bambaşka bir siyasal, sosyal ortamda kurduğumuz için biz tabii ki maalesef bir 10 yıl, 15 yıl, yani şuraya gelmek, belki de şu konuşmayı yapabilmemiz, biz bundan 10 yıl önce konuşsaydık bambaşka bir şekilde konuşuyor olabilirdik. Yani ve maalesef yine acı hatıralarla yani hafızayı bir daha yani bunu biraz daha olay mahalline bir kere daha dönmemizi gerektiren bir durumla maalesef karşı karşıyayız. Dediğin gibi evet, bu sistematikti. Bu çok komplo teorisi değil söylediklerim. Yani haritada yerlerine koysunlar. Herkes baksın. Sonra bu organizasyonun, bu işleri yapan insanların bağlantılarına baksınlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, polisin kim unsurlarının, askeriyenin kim unsurlarının, hükümetlerdeki yani bürokrasinin ve hatta hükümetlerin, siyasi iktidarların nasıl bu işin içinde olduklarını görsünler. Ve ondan sonra da bunu, o karmaşayı, o kaosu, o şiddetin arkasında olanların tekrardan bu memlekette şiddet var, o yüzden darbe yapmamız gerekiyor diye daha da sistematik bir şiddetle karşımıza çıkmasının, yani bu gerçekten ancak hani komplo bile değil, ucuz bir şey yani bu ucuz ve şöyle söyleyeyim, gaddarca bir senaryo. Yani bu ne kadar bir sonuçlarını da düşünürsek. Biraz da zaten oradan yani bütün Maraş'ta yaşanılan bu hani büyük tablo karşısında edinilen acı tecrübeden Çorum'a geldiğimizde aslında siyasi örgütler orada bir direniş şeyi kurmaya çalışıyorlar. Yani tekrar aynısı yaşanmasın diye birçok siyasi örgüt aslında bir araya geliyorlar. Halkın Kurtuluşu, Devrimci Yol Kurtuluş gibi ve ancak o barikatları aşabildikleri ölçüde yine oraya müdahalede başarılı oluyor. Hem işte asker hem siviller, ülkücü faşistler vesaire. Yani o barikat aslında orada kuruluyor bir şekilde direnmeyi sağlamak adına. Fakat şimdi bütün bu şeyde içerisinde biraz ailene dönmek istiyorum. Hem kendi aile tarihi üzerinden de biraz bakmasını rica edeceğim. Özellikle 80 öncesi gerçekleşen siyasi cinayetler de benzer bir şey çiziyor bize, tablo çiziyor. Yani sistematik olması
planlı olması açısından. Belki Aylin biraz oradan alırsan, kendi tarihinizde katarak başlarsan anlatmaya, oradan anmalara geçmek istiyorum seninle. Teşekkürler Eylem. Çok kısaca söyleyeyim, 12 Eylül'e giden yolda, yani 3 ay öncesinde babam Mehmet Zeki Tekiner, Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı, eski CHP milletvekili Mehmet Zeki Tekiner ve arkadaşı Yavuz Yüksel Baba Haziran 17'de 1980'de bir silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiler. Ben 2 yaşındaydım. Bu süreci tanık değilim. İleriki yıllardaki okumalarımdan ve araştırmalarımdan bütün bu sürece hakimim. Beraber de zaten bu alanda çok çalıştık Eylem'le. Bu sürece dair şunu söylemek tabii mümkün. Biraz önce Eylem'in de isimlerini andığı 3 avukat vardı. Şimdi bu bir seri dönem tabii, söylediğiniz gibi seri cinayetler dönemi. Yani şeylere bakalım, 12 Eylül öncesi bir seri cinayet dönemi var, 90'larda bu tekrarlıyor, 2000'lerde tekrarlıyor. Yani bu aslında her 10 yılda Türkiye'nin bir tür şeyi, pratiği, şiddet pratiğinde bu 10 yılları aslında ele almak bu anlamda çok önemli. Tabii şiddet o dönemde, yani MHP'nin güdümünde şey yapan, hayat bulan ülke ocakları, ülke ocaklarından devşirilen işte Ülkü Yolu Derneği, Ülkücü, bir, yani farklı dernekler adı altında birleşen ülkücü çetelerin taşeronluğunda yürütülen, onların tetikçiliğiyle ne üstlendiği seri cinayetler var. Bunların bir bölümü de elbette Türkiye'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneliyor. 78 itibariyle bunu görüyoruz. Ve o saldırılar artık Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarına, ilçe yöneticilerine, eski milletvekillerine kadar yöneliyor. Ve bunlardan birisi de bizim ocağımıza düştü. Bir diğeri de tabii... Yani babanla birlikte Ahmet Albay, Adana Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, Maraş katliam davasının müdahale avukatlarındandı. Dava Adana'da yürütüldüğü için orada 3 avukat, senin de sözünü ettiğin 3 avukat müdahale olmuşlardı ve peşi sıra öldürüldüler. Ahmet Albay'la beraber Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mustafa Kurkuloğlu ve ardından babam, yani üçü üst üste. Bu arada bir ismi daha analım. Cevat Yurdakul, Adana Emniyet Müdürü. O dönem için bir emniyet müdürünün öldürülmesi aslında tarihte önemli bir şey. Altı çizilecek yerlerden biri. O dönem bir de biliyorsunuz Polder Polbir var. O da büyük bir ayrım. Ve Adana İl Başkanı Cevat Yurdakul'un, Ahmet Albay'ın ve Kayseri İl Başkanı Mustafa Kurkuloğlu'nun üçünün de katili Muhsin Kehya. Bu isim MHP'nin önemli silahşörlerinden, faşistlerinden ve bu şey, Muhsin Kehya hatırlarsanız 2012 yılında 3. yargı paketiyle salıverilen ve sadece kağıt üzerinde bilindiği kadarıyla 3 cana kıymış olan bir katil. Ve burada hemen arkasında şu bilgiyi de vereyim. Bu isimler tabii ki hani o dönemki yargı paketi ayrı bir tartışma. Ama bizim, yani benim babamın faillerinden iki tetikçi vardı cinayeti işleyen. Faillerden birisi Uğur Coşkun'un da o süreçte Belçika'dan gelmesini sağlayan bir yargı paketiydi bu. Ve Uğur Coşkun'u havaalanında karşılayan AKP Manisa milletvekili Selçuk Özdağ bizim sürecimizde de çok önemli bir isimdi. Selçuk Özdağ bütün bu eski faşistleri aslında bu yargı paketi sayesinde geri döndürme yönünde müthiş motivasyonu olan bir siyasi figürdü. O dönemde AKP saflarında yer alıyordu. Şimdi bugüne birazcık özellikle getirme sebebim de şu: MHP, o günün MHP'si, bugünün AKP'sinin içerisinde, öncesinde ANAP içerisinde, Doğru Yol'un içerisinde, yani merkez sağda konuşlanıp sonrasında MHP olarak tabii ki kendine yer de bulsa,
siyasi iktidarın içerisinde her daim aslında kendine bir saf, önemli bir pozisyon yaratabildi. Dolayısıyla bizim yaralarımızın, anmalar anlamında bağlayacak olursam, yaralarımızın sarılması anlamında çok fazla yol kat edemedi ülke. Bunu tabii ki hani şey olarak bakarsak 90'lı yıllar itibariyle biraz daha herhalde popüler bir kavram. Yani sizlerin araştırma alanı ama benim de kendi adıma söylemek istediğim şey yani hesaplaşma, yüzleşme kavramları Türkiye'de biraz hani özellikle 2000'li yılların ama 90'larda da başlayan kavramlar ve hani böyle birazcık pelesenk edilen bir kronoloji de var. İşte Dersim 38'le başlıyor, işte 34 Trakya pogromu, yani böyle sıralasak gidecek 6-7 Eylül. Hani bütün bu şeyleri, kavramları aslında anmalar anlamında yeni yeni konuşur oldu ülke ama çok da çabuk tüketti. Sanıyorum bunu da ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Çok hızlıca şey söylemek isterim. 90'lı yıllardaki cinayetlerle birlikte özellikle Uğur Mumcu cinayetinin ardından aslında kitlesel bir tepki gelişti toplumda. Cenazeler, yani 80 öncesinde de çok büyük cenazeler var tabii. Bunlardan birisi babamın cenazesi. Pek çok o dönemin tepki olarak da insanların kendilerini, acılarını, yaslarını yansıtmaya çalıştıkları yerlerde oralar. 90'larla beraber bir çok farklı cinayetler de işlendi ve o cinayetlerle beraber anmalar başladı. Uğur Mumcu cinayeti bu anlamda önemli bir şey. Bence kırılma noktası anmalar anlamında. Ama yani aradan geçen 10 yıllarla beraber bakınca herhalde şunu söylemekte bir sakınca yok. Yani tarihsel pratikte o geçiş adaleti dediğimiz o süreçte kat edilmesi gereken yolları hiç kat etmeden en sonunda sanki geleceğe bir şeyi aktarmak ve hatırlatmak ve unutturmamak üzere bir anma yapıyormuş gibi yaptığımızda biz neyi yaşadık? Biz nasıl bir yol aldık? Sanıyorum bunu biraz daha kapsamlıca konuşacağız. Biz kendi aile pratiğimizde babamı yaklaşık 10 küsur yıldır Nevşehir'de özellikle anmaya çalışıyoruz. Nevşehir'de anma sebeplerimizden biri de biraz önce aslında çok operasyonel olarak şehirler üzerinde nasıl taktiklerle oranın demografisini, oranın insan profilinin değiştirildiğini, halkın nasıl dönüştürüldüğüne dair Yekta'nın söylediğine ek olarak Nevşehir'de böyle bir yer. Nevşehir aslında biliyorsunuz çok fazla Rum nüfusunun olduğu, Ermeni nüfusunun da olduğu kozmopolit bir yer. Ama özellikle 1900'lü yıllarda çok Müslümanlaştırılan, Türkleştirilen, o politikayla çok fazla dokusu değiştirilen ve özellikle 60 sonrasında da faşistlerin kalesi olarak nitelendirilen, keza Yozgat gibi, Çankırı gibi önemli sağ şeyi, tabanı güçlü olan şehirlerden biriydi. Ve babam öyle bir yerde siyaset yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sol siyaseti benimsemiş politikacılardan biri olarak orada uzun yıllar il başkanlığı yapmış biriydi. Ve orada siyaset yapmanın da zorluğunu hayatında ödedi ve biz de anmaları hatırlatmayı özellikle orada yapmayı çok önemli bulduk yıllarca. Ama yer yer tabii ki yani özellikle bu yıl yaşadığımız süreçte de bunu da belki sonrasında konuşma şansımız olur. Orada da başka türlü bir canımızı başka türlü ağır bir yerden yakan bir süreçte yaşadık Nevşehir'e dair. Belki burada şunun ayrımını yaparak ilerlemek daha sağlıklı olur. Yani anmalar diye bizim, yani senin bahsettiğin ve anlattığın daha çok ailelerin üzerinden yürüyen bir takım ne diyelim, yüzleşmeye zorlama faaliyetleri diyorum ben buna. Çünkü ne zaman yüzleşme terimini kullansak hep problemli bir yerde buluyoruz kendimizi. Bunu daha önceki bölümümüzde Yekta'nla da biraz daha detaylı konuşmuştuk. Yani bizim ülke olarak, toplum olarak
yüzleşmenin en temel, en basit hiçbir adımını gerçekleştirmemiş olmamızdan kaynaklanan neye yüzleşme diyoruz, neye yüzleşmeye giriş diyoruz. O bile çok gerçekten soru işaretleriyle dolu bir alan. Ama burada hedef alınan, yani mağdur kesimin yürüttüğü faaliyetlerle daha sistematik ya da işte devletten beklenen ya da siyasi kurumlardan, herhangi bir kurumdan, daha üst yapılardan beklenen almalar arasında bir ayrım yapıyoruz. Yani özellikle mesela işte Çorum'a baktığımızda, Maraş'a baktığımızda olabiliyorsa şayet bu bölgelerde hala bir takım aktiviteler, etkinlikler ya da o dönemi hatırlatmaya yönelik faaliyetler, bunlar bir taraftan aşağıdan yukarı örgütlenmiş platformların ya da örgütlenmelerin faaliyetleri olarak tabii ki ayrı bir anlam ifade ediyor. Özellikle tanıklıkların da ortaya çıkarılması anlamında. Ama biz şimdi bizim sorunsallaştırmaya çalışacağımız biraz daha üst yapıların amma başlığı altında yürüttükleri bir takım etkinliklere bakmak olacak. Ben orada biraz Yekdan'a dönmek istiyorum. Ammadan ne, yani bu bahsettiğim üst yapıların amma diye kendi tarihlerine işledikleri, yani kendi takvimlerine işledikleri bu tarihlerle ve bu ammalarla nasıl bir sorunumuz var bizim? Mesela birçok siyasi parti işte geçtiğimiz, bu içinde bulunduğumuz hafta içerisinde Maraş'ı, özellikle Twitter'da, çünkü sosyal medyada çok fazla dönüyor biliyorsunuz bu hashtaglerle beraber, birçok parti şeyi, işte Maraş'ı unutmadık şeyi altında açıklamalar yaptı. Kendi pozisyonlarını belirlemeye çalıştı, o anlamda göstermeye çalıştı. Buradaki durum ne? Biz şu andan bakarak neyi, yani Maraş'a bakarak neyi anlamaya çalışıyoruz bütün bu denklem içerisinde? Ya bence burada birkaç tane iç içe geçmiş problem var. Birincisi, demin aslında Aylin değindi, sonra çekildi. O da şu, yani şimdi biz şimdi bir açıkçası özellikle Türkiye'de daha böyle muhalif, liberal, sol kesimlerde artık bir anlatı oluştu. İşte bu rejim, bu Türkiye, bu devlet şiddetle kurulmuştur. Soykırım üzerine kurulmuştur. Öncesinde de şiddet vardı. İşte ondan sonra diyelim ki çok daha geriye gitmezlerse eğer, 1894-96'ya gitmezlerse, kimisi daha 1840'lara falan da gidiyor. Kimim akademisyenlerimiz 300 yıl öncesine gidiyor. Her neyse, diyelim ki biz 1894-96'da başladık. İlk işte Ermeni büyük katliamları. 1915, 1925 Kürtler, 1930'lar işte Zilan vesaire, yani işte Ağrı. Ondan sonra 38 Dersim, efendime söyleyeyim, ondan sonra başlıyoruz 6-7 varlık vergisi, 6-7 Eylül falan. Yani şimdi öyle bir şeye geliyoruz ki biz bunu nakarata dönüştürdük. Ve bu çok tehlikeli bir şey bir yanıyla. Bir yanıyla çok doğru. Ama bir yanıyla çok tehlikeli bir şey. Çünkü şöyle görmeye başlıyoruz. Bu toprakların normal işleyişi, yapısal işleyişi zaten böyle. Anlatabiliyor muyum? Biz şiddetten var olduk. Oluyor işte 10 yılda, 20 yılda bir de geri oluyor yani bunlar. İşte biraz böyle keserler. Şimdi burada çok büyük problem oluşuyor. Yani biraz bu, sen demin bir rahatsız etme şeyi dedin ya, bir ifadesi kullandın. Hani bunu alma derken rahatsız etme. Yani burada bir rahatsız etmekten öte bir sıradanlaşma, bir yapısallaştırma ve sorumluluk kavramını. Bunun aktörü kim yahu? Allah'tan olmuyor ya, bunu insanlar yapıyorlar. Bunların aktörü kim? Bu aktörün siyasi pozisyonu ne? Programı ne? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bir yanıyla bunun bize, yani bizim tartışmalarımıza da sirayet etmesi, özellikle muhalif kesimlerin bakışına da sirayet etmesi, ben biraz sıkıntılı buluyorum. Tabii diğer bir şey de senin sorduğun ve senin de çok, ikinizin de çok ilgilendiği mesele var ki, o da şu. Şimdi Maraş'ı unutmamak, bu hiçbir şey demek değil. Maraş'ı nasıl hatırladın çok önemli. Çünkü hiç kimse unutmuyor, ona bakarsanız. İşte tweetlerde başlıyoruz. İşte emperyalistlerin oyunu olanlarla başlıyor. O da unutmuyor. Unutalım demiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi her şeyden öte burada yüzleşmeyi müzleşmeyi falan hepsinden öte, ben önceki konuşmamızda da Eylemciğim söylemeye çalışmıştım. Ben gerçekten bu yüzleşme falan meselesini biraz sıkıntılı buluyorum. Bırakalım bunları. Apolojiyi de bırakalım. Özürü de bırakalım. Benim talebim, benim
görmek istediğim mağdur grubun, mağdur hedef kesilen kesimlerin güçlendirilmesi ve normalleşmesi. Yani çünkü şiddet, üzerine tekrar şiddet uygulanacak vücutları mimliyor. Bunların hem bu durumdan çıkartılmaları hem de sizin apolojiniz, sizin aman ben yüzleştiğinize değil. Bunun garantisi bu insanların güvenliğinin, kendi hayatlarını yeniden kurabilmelerinin ve gerçekten bir yüzleşmenin en güzel şartı ve ispatı güçlenmeleridir. Şimdi buradan bir iki noktaya çıkacağım. Birincisi şu, yüzleşme dediğimiz zamanda biz hep bunu bizim dışımızdakilerden istiyoruz. Bu da bir sıkıntı. Devlet yüzleşsin. Ya anladım, tamam. Devlet neyle yüzleşsin? Devlet Ermeni soykırımıyla yüzleşsin. Halk da yüzleşsin. Çok güzel. Tabii ki bunu isteyeceğiz ya. Yüzleşsin derken yani bunun bir tek, anlatabiliyor muyum? Anmayla işte geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz. İşte o günkü koşullarda oldu. Dış oyunlar falan. Yani hani mutlu, yani tamam. Onu da hadi diyelim dinledik falan filan da bizim esas itibariyle şunu söyleyeyim. Yani siz bu devleti mecbur kalmadığı sürece kendi keyfinden yüzleşmesini ve bir daha bu işlere bulaşmamasını ne bu devlet bürokrasisinden ne bu devlet aklından ne de bunun, anlatabiliyor muyum, siyasal uzantılarından bekleyemezsiniz. Bu bir. Ondan öte ama çok önemli bir şey var. Demin senin aslında yorumunda oraya geldi eylem. Dedin ki Çorum'da bir direniş biraz örgütlenebildi. Yoksa çok daha vahim olabilirdi Çorum. Şimdi tekrardan şimdi başa dönersek 15'te dahil olmak üzere. İnsanlar bu hedef alınan, katledilen, öldürülen insanlar ortalığı karıştırdıkları için, silahla dolandıkları için, organize oldukları için, çete kurdukları için değil, tam tersine bunları yapamadıkları için katledildiler. Tekrar edeyim. Çünkü kendilerini savunabilecek durumları yoktu. Bu yüzden katledildiler. Şimdi ben bunu biraz yukarı bakışından alçağa bakışına, siz ikiniz de söylediniz, buna çevirirsek şunu söyleyeceğim. Yüzleşmemiz gereken bir şey de şu. Niçin kendimizi savunamadık? Bu soruyu sormak. Yani yüzleşme başkalarının yapması gereken bir şey midir sorusuna. Şimdi son da şunu da kapatayım. Biraz da çok da yakın zamanda içimi çok acıttı. Ailemde çok daha fazla acıttığını bildiğim bir meseleyle kapatmak isterim burada. Şimdi bu anmalar vesaire dediniz. Tam bunun ortasında demin ailem bir şey bahsetti. MHP aslında veyahut da o zamanki artık özel harp dairesi artık kimse bunun altındaki, yanındaki, arkasındaki bütün organizasyonların bir hedefi de CHP'nin soluydu. Yani CHP'yi bir noktada tırnak içerisinde komünist harekete eklentilenmesini engellemek. Yani bir nevi şu andaki moda tabiriyle CHP'yi dizayn etmek yanında, değil mi? Yani bunu yapıyordu. Ve bir ziyaret gerçekleşti. Ve bu ziyareti CHP yaptı. Türkeş'in eşi ziyaret edildi. İlginç bir şekilde. Maraş katliamının yıl dönümü. Belki şimdi tam alıntı ben ona alıntı yapmayı planlamıştım. İstersen onu söyleyeyim. Onun üzerinden sen devam et. Ben burada duracağım. Yani şöyle söyleyeyim, o zaman bırakayım ben. Yani velhasıl kelam, her şeyi politikleştirmemiz gerekiyor. Ve özellikle de sanıyorum. Yani bizim 20 yıllık detoksa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle 2000'den bu yana kalan bir apolitikleştirme, anlatabiliyor muyum? Aslında bunun kökünü 80'lere de götürebiliriz. 80'e de darbeye de götürebiliriz. O karıştır barıştır aklına, anlatabiliyor muyum? Yani bir gerekçesiz bir iyimserlik, gerekçesiz bir şey. Yani her şeyi politikleştirmek durumundayız. Çünkü zaten öyle, onu tanımlamak zorundayız sadece. İşte görüyoruz ki anmak demek bir şey demek değil. Ne için kullanıldığını, o anının hemen bitiriyorum burada. Ben onu unuttuk diye de demiş olabilirler. Ama ben hiç unuttuklarını sanmıyorum. Yani o çok o tesadüf. Hiç öyle bir tesadüf değil. Yani görüyorsunuz ki o anı çok umulmadık yerlerde çok farklı işlere onun hafızası kullanılabiliyor. Hatırlamak çok politik bir şey. O yüzden yani hatırlamada da özen ve aynı zamanda hatırlama bir mücadele alanı olmaya devam ediyor. Ben burada.
Evet, kesinlikle. Ve bu mücadele alanını da yani nasıl yürüttüğümüzde çok hemhal oluyoruz bir taraftan. Bunu sorunsallaştırıyoruz kendi aramızda da. Oradaki tabii bir kere yani ilk göze çarpan CHP'nin gerçekten üst düzey bir kadroyla oraya gitmiş olması. Yani Alparslan Türkeş'in eşi, Seval Türkeş'i sanıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe bir teşekkür anlamında yapılıyor bu ziyaret. Ve işte İstanbul İl Başkanı CHP'nin Canan Kaftancıoğlu orada, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu orada, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdi Dar, o da başı orada ve onun ardından Canan Kaftancıoğlu aslında Kısa Dalga Podcast'ten Mehveş evine bir görüşme yapıyor ve orada şu şekilde bir ifade kullanıyor. Ben siyaseti acıları yarıştırarak değil, acıları ortaklaştırıp barıştırarak bir daha kimse bunları yaşamasın diye yapıyorum. Şimdi buradaki sen biraz önce de biraz vurgu yaptın üzerine. Bu işte zaten Cunta'nın ana mesajı değil miydi? Yani karıştır barıştır, işte herkes birbirini öldürüyordu. Biz düzen getirdik. Şimdi bu kardeş kardeşi vurma olayını bir çözüm getirdik diyordu. Şimdi tam yani geldiğimiz nokta itibariyle yani devleti yüzleşme konusunda devleti veya diğer mekanizmaları bıraktık. Yani hani bir saat sonra da değil mi öyle miydi? Bir saat mi birkaç saat sonra da aslında CHP bir açıklama yaptı Twitter üzerinden Maraş'ı anma üzerine. Anma konusunda. Burada yüzleşmemiz gereken nedir bizim tam olarak? Yani burada daha doğrusu belki de hesap sormamız gereken nedir? Hani yüzleşmeyi falan bir tarafa bırakalım kavram olarak da. Neden bu kadar büyük bir oldu, tepki oluştu? Zaten bir başka vahim açıklama bence hemen akabinde söylediği, yani öyle bir güne denk gelmesindeki Alevi vatandaşların hassasiyetlerini anlıyorum. Canan Hanım'ın açıklamasından okuyorum. Evet. Şimdi bütün bunları böyle bir arada düşündüğümüz zaman biz neden bununla, bu açıklamalarla niye barışamayız asla? Onu biraz konuşmaya çalışalım dilerseniz. Ve bütün bunlar ekseninde 12 Eylül hafızası dediğimiz şeyin neden çok katmanlı, çok nüanslı ve gerçekten derinlemesine incelenmesi gereken bir süreç ve hafıza olduğunu konuşuyoruz. Ona da belki değinebiliriz. Yani böyle uzaktan bütün şeyleri bir araya katarak, ayrımları fark etmeyerek, nüansları göstermeyerek söylediğimiz ya da işte hafıza olsun diye oluşturulan diskurun tehlikesinden de belki biraz bahsedebiliriz. Çünkü yani biz bir kendimiz bile yaş itibariyle o dönemi hani çocuk olarak geçirmiş insanlarız ve hepimizin belleğinde başka türden hafızalar var döneme dair ama bizden sonraki kuşakta böyle bir hafıza da yok. Yani ve bunun, bu hafızanın devamını sağlayacak kurumların varlığı da artık yok. Yani bütün biraz önce bahsettiğimiz işte özellikle Maraş'ta ve keza Çorum'da ve İç Anadolu'nun birçok yerinde de o zaman çok son derece örgütlenmiş olan DİSK'ti, TÖBDER'di, POLDER'di. Ya bunların hafızasına dair şeyler de zaten ortada olmadığına göre biz aslında çok muğlak bir şeyden bahsediyoruz. O anlamda hafızadan bahsediyoruz 12 Eylül dediğimiz zaman. Bunları düşündüğümüzde Aylin sen nasıl bakıyorsun bu? Özellikle bu olay nezdindeki, çünkü sen sosyal medyada da buna tepkilerini dile getirdin. Dilersen onları birazcık konuşalım. Onun üzerinden devam edelim tekrar. Tamam. Neden problem? Yani bütün bu pozisyon neden problemli? Aslında en başta söylediğim şeyi biraz daha belki detaylandırarak geleyim. Şimdi tarihsel pratikteki şeyden bahsetmiştim ya, geçiş adaleti süreçlerinden. Şimdi bunu bir sıralayalım. Öncelikle ne var? Güvenlik aşaması var. Yani bir mesafe koymak o sürece, değil mi? Yani yaşanmış o olaya, katliama, toplu şiddet eylemine bir zamanla ya da yani insanların artık oraya bakabilecek mesafeyi hissetmesi. Şimdi biz bunu acaba ne kadar yaşıyoruz? Burası birincisi bence önemli. Yani ülke o kadar yangın yeri ki bitmiyor. Yani ocağına ateş düşen o kadar çok ev var ki ve
Türkiye'deki o muhafazakarlaşma ve faşist o yapının oluşumu hiçbir kimsenin gözünden kaçamayacak düzeyde yükselmiş durumda. Dolayısıyla hani her yaşanan olay bizim aslında yaramızı bir kere daha deşiyor. O yarayı dert edinen ya da dert görmüş olan, canı yanan insanın aslında yarası her seferinde o kabuk tekrardan açılıyor. Bunu bir kere bir düşünmek gerekiyor. Yani Türkiye'de mesafelenme şansını aslında toplum doğru düzgün görmüyor. Yani Aleviler bugün hala cemevleri için mücadele veriyorlar. Hala katlediliyorlar. Sivas'ın hesabı sorulmadı. Ve oradaki yüzleşme, hesaplaşma ya da anmalara dair de türlü çeşit çok fazla hatalar var. Aleviler tarafından da yapılan bu arada. Yani sadece devlet mekanizması, siyaset kurumu değil. Alevilere döndüğümüzde de ya da STK'lara döndüğümüzde de sorulacak bir sürü şey var. Hakikat aşamasına gelelim. Hakikat aşamasında belgelerin, bilgilerin açığa çıkması. Yekta'nın en dertli konusu. Türkiye'de devlet, yani bir devlet sırrı kavramı var. Belgeler açığa çıkarılamıyor. Hangi hakikati, hangi düzeyde tartışacağız, gerçeği nereden açığa çıkaracağız? Bu bir sorun. Sonrasında işte tanıkların bir araya gelmesi, faillerin itirafta bulunması, sonrasında nedamet aşaması, özür. Yani bunların hiçbirisi yok ve ülke giderek bir faşist düzene doğru ilerlemiş durumda. Büyük şeyler, yani CHP siyaseti içerisinden baktığımızda babamın katillerini azmettiren adamla işbirliği yaptı bu CHP. Bir, yani kendi cephemden bakacağım. Bütün bu süreçte biz bir ifşa başlattık. Bu süreçte ihanetlerini unutamayacağım düzeyde ahlaksızca ve ilkesizce davrandılar. Bunun ardından bitmeyen böyle bir hani sökük gibi gelen hatalar başladı. Nihalatsız farkı açtı bu adamlar, bu insanlar. Yani hani bir kafatasçı, ırkçı bir adamın şeyini İstanbul'da parkını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sıralasanız yol olur. O derecede, yani hele ki bu yıl muhafazakarlaşma adı altında o kadar çok şey yaptılar ki. Şimdi Maraş katliamının anma, yani yıl dönümünde Türkeş'in eşinin evine ziyaret. Acaba bir tane şeye denk getirirler miydi? Yani ezan okunuyor diye konuşmayı kesmek kadar popülist, hani aslında çok eğreti duran bir takım şeylere kadar titizlikleri düşünürken bu CHP'li siyaset aklı bunu dert edindi mi? Hayır, edinmedi. Çünkü Aleviler cepte. Yıllardır cepte. Yani orada da sorgulanacak bir sürü şey var. Dolayısıyla ben şimdi şeyden bakayım. Benim için yani babamın tetikçilerinin emrini veren isim Alparslan Türkeş. Bunu biliyoruz. Abdullah Çatlı, Ömer Ay, bu çete, bu büyük çete çok fazla can aldı bu ülkede. Bu isimler bugün kahramanlaştırılırlar hala da. Ve bu süreçte tabii CHP gibi bu etik dışı davranışlara, bu siyaseti yürütmekte ısrarcı olan anlayışı söyleyeceğimiz tek şey şu olur. Yani siz hangi yolların tıkandığının ayırdındasınız? Bu ülkede sol için, azınlıklar için hiçbir çıkışın olmadığının çok ayırdındasınız. Peki nasıl bir şeyle, akılla siz oraya gidiyorsunuz? Hangi şeyleri, hangi acıyı ortaklaştırmak üzere gidiyorsunuz? Bir pişmanlık mı var karşıda? Tek bir kişi çıkıp dedi mi bu ülkede, biz çok can aldık, çok can yaktık? Tek bir. Ya bir tane pişmanlık var mı? İkincisi, Alparslan Türkeş'in eşi bir siyasi figür mü? Yani çok idol bir, yani onlar için bir idol, sembolik değeri çok yüksek bir eve siz ziyarette bulunuyorsunuz. Siz gidiyorsunuz oraya. Siz oraya gidip kafa sallayarak şunu dinliyorsunuz. Alparslan Türkeş, yani
binlerce insanın, binlerce solcunun canını aldıran bir faşistin evinde siz şunu dinliyorsunuz. Evet, Abdullah Alparslan Türkeş bir hukuktan yana bir siyaset adamıydı, hukuka çok saygı duyardı. Bunlara kafa sallıyorsunuz ve kuvvetle muhtemel eski günleri yad ediyorsunuz. Ve orada söyleyeceğimiz şey şu olur, ben bunu ifşa sürecinde yazdığım bir yazıda da söylemeye çalıştım. Canları yanmadığı için oluyor. Bunların oradaki, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde canı yanmış çok az insan bulursunuz. Çok az insan. Yani ocağına ateş düşmüş çok az insan vardır. Ya da yani orada kimliksizleşen, orada kendi aidiyetinden çıkıp siyasete bunu meze eden anlayış da elbette ki yok değil. Ve burada da tehlikeli olan şey tabii şu, yani siyasi ajandasına, toplumsal katliamların, acıların, bu travmatik olayların kaydını bir ajandaya şey olarak alırsanız, ki bunu Canan Kaftancıoğlu'nun da ne yazık ki deneyimlediğimizi düşünüyorum, çok büyük bir zarar verirsiniz. Sizin aklınızın ermeyeceği bir zarar o. Yani orada, çünkü bu ülkede bir şey normalleştirdiğinizi sanıyorsunuz. Orada acıyı siz normalleştiremezsiniz. Buna hakkınız yok. Sizin bir kere buna, bu sizin haddiniz değil. Siz oradaki bir aile adına o özrü kabul de edemezsiniz ki öyle bir özür nedamet yok zaten. Hiçbir yüzleşme süreci yok ve siz oraya çarşı pazar birbirine karışmış, zaten ortada kazanım olarak hiçbir şey kalmamış, elde avuçta ne varsa, sizin pespayeliğiniz, kötü siyaset yapma biçiminiz sebebiyle zaten verilmiş. Bu aşamadan sonra siz oraya gidip hangi sözü dinlemeye gideceksiniz? Hangi acıyı ortaklaştıracaksınız? Bu sizin haddinize mi yani? Benim söyleyebileceğim tek şey bu. Teşekkürler Aylin. Ya yani oldukça önemli bir noktaya getirdin tartışmayı da. Biraz Yekten, belki oradan sen devam etmek istersin. Düşmanına benzemeye, ya daha doğrusu seni hedef alana benzeme pozisyonunda bir noktada, değil mi? Olduğum, yani tartıştığımız konu açısından zaten ya devlet ya işte ülkücü demeyeyim, faşistler diyeyim. Galiba bu isimleri net olarak kullanmamamızdan kaynaklanan da bir durum var. Yani şimdi mesela başka ülkelerin nezdinde düşünsek, birçok ülkede yasa var. Mesela hani Almanya'yı düşünürsek, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Holokost'tan sonra getirdikleri birçok kanun bazı şeyleri suç sayıyor. Artık bunun tartışılacak bir şeyi çok fazla yok bu ülkelerde, keza başka yerlerde de. Bizde tabii ki böyle bir süreç hiçbir zaman işlemediği için aslında, yani Aylin, senin şeyin, programın başından beri bahsettiğin suçlardan sorumlu bu kişilerin suçlu oldukları nedense bu süreç içerisinde hep muğlaklaştırıldı. Kendilerinin bunu yapması biraz daha anlaşılabilir bir pozisyon, ama kendini solda tanımlayan ve en azından bu hafızanın canlı tutulmasıyla ilgili bir tür faaliyetler içerisinde olduğunu iddia eden siyasi isimlerin buna teşne olması, bunun arkasından gidiyor olması inanılmaz bir şaşkınlık yaratıyor bizlerde tabii ki. Şeyi de söyleyelim, yani hani Yekten oradan devam edersen sen de, bu muğlaklaştırma, üzerini kapatma dan nasıl sıyrılabileceğiz? Neler yapılabilir? Bütün bu kaotik ortam içerisinde baş başa kaldığımız ve tekrar tekrar anlatmak zorunda bırakıldığımız bu pozisyonlar içerisinde, tabii bu durumun ne kadar apolitik bir yerde durduğunu da altını çizerek söyleyelim belki de bunu. Ne yapılabilir? Nasıl bir, yani işte hafıza bir mücadele alanı diyoruz. Bu mücadele alanında nasıl bir mücadele öngörüyoruz biz? Ya ben şimdi ilk başta şöyle bir çok alakasız bir şeyle başlayayım. Böyle gidip geliyorum ben sürekli. Benim gözlerimdeki görme sorunu dolayısıyla yoğunlaşmak için bunu yapmak zorunda oluyorum. O yüzden izleyiciler açısından öyle bir not düşeyim. Diğer bir şey, bir de ne yapmadığımızı bir söyleyelim mi, bir de bunu yapmamaktan önce? İlk başta biz, yani bu dünyada çok yapılan bir şey de şöyle bir şeydir. Ya çok kısır rastlanan bir şey de. Mesela mağdur grupların, mağduriyetin, kimi mağduriyetlerin
bir siyasi proje için sömürülmesi. Yani ne bileyim, işte gidersin, işte unutulmuş mezarlardaki kemikleri çıkartırsın. Siz bizi katlettiniz işte, mesela Balkanlar örneği değil mi? Yani bu Sırplar, Milošević, işte Hırvatlar vesaire gibi. Yani şimdi biz böyle bir durumda değiliz. Şimdi nerede olduğumuzu bir, yani biz kan davası peşinde de olan insanlar yok burada. Şimdi bu bir defa, şimdi çünkü burada çok kötü bir argümandan bahsediliyor ve böyle bence çok apolitik değil, gayet politik bir moralist şey kuruluyor ve şimdi nerede olduğumuzu bir tanıtlayalım. Şimdi bu öldürülenler kimler? Bu öldürülenler güne ait figürler değil, tam bu yaşadığımız güne ait figürler. Ne diye öldürülmüş mesela Aleviler, Kürtler? Hak istemişler. Anlatabiliyor muyum? Yani komşusu kadar hakkı olsun istemişler. Sendikası olsun istemiş. CHP'liler niye öldürülmüş? Hangi CHP'liler öldürülmüş? Kim sendikayı savunmuş? Kim örgütlenme hakkını savunmuş? Bunlar öldürülmüş. Kim Türkiye'de sekülerizmi savunmuş? Bunlar öldürülmüş. Şimdi bu sorunlara baktığımız zaman bunlar tam anlamıyla bugünün sorunları. Diğer bir şey. Aklımızı neyle şey yap? Mesela bunlar, bu bir diğer bir taktik de, diğer bir retorik diyelim ki formülasyon da şu ki, aciliyet. Yani şimdi şu anda ki aciliyet bunları gerektiriyor. Hayır, bir dakika. Onu da düşündüğümüz zaman, şimdi bizim yani hafıza falan dedik, biraz tarih de bilmemiz gerekiyor. Değil mi? Türkiye'de bir problem var Osmanlı'dan başlayarak. Biz hep böyle aciliyet yüzünden bir kurtarıcı buluyoruz. O bize kurtaracağını vaat ediyor. Ondan sonra biz ondan çekiyoruz. Çektiklerimizin hepsini ondan çekiyoruz. Abdülhamit'le başlayın. İttihatçılarla devam edin. Kemalistlerle devam edin. Ondan sonra Menderes'le devam edin. Arkasından şu andaki mevcut muhteremler. Şimdi dolayısıyla artık bizim de yaşlarımız artık bir noktaya geldiği için acil kurtarılma, acil durumdan kurtarılma hipnozunu artık herhalde yemeyecek. Hani buna artık hani biraz artık anladın mı? Bu kadar peş peşe olan bir şeyse artık bunu yemeyelim. Yani şimdi ve bugün evet durum ne? Mesela şu olsaydı, evet kimseye tabii ki düşmanlık gütmemeli. Mesela şu olabilseydi, biz bugün şu konuşmayı Maraş'ta yapabilir miyiz? Ya bırakın, Maraş'a anmaya girilemiyor. Anma, büyük bir katılım olan, sivil katılım olan bir yerleşim yerindeki halk tarih olacak diye anma yapılmıyor. Şimdi arkadaş, şimdi bunlar olmadan siz gidersiniz CHP'li bir siyaset yapıyor olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim burada özellikle hatırlamamız gereken, ben burada CHP'den öte Canan Hanım'ın altını özellikle çizmek istiyorum. Toplumsal hafıza platformundan gelen bir isim. Toplumsal bellek platformu. Toplumsal bellek platformundan gelen bir isim. Çok özür diliyorum. Yani dolayısıyla şimdi bilmemek mümkün müdür böyle bir şeyi? Yani bugün dediğim gibi biz anma yapamıyoruz. Yani Nevşehir'de bugün doğru düz belki, anlatabiliyor muyum? Yani siz çok büyük bir koruma olmadan bunun anmasını bile yapamayacak durumdayız. Velhasıl kelam, yani her şeye rağmen şu anda bir defa şu çok belli. Yani bunları çok hararetle konuşuyoruz, çok üzerine duruyoruz. Çünkü Türkiye yeniden bir kırılma noktasının arifesinde. Bunu herkes görüyor. Yani bir baskı rejimi şu veya bu şekilde bir kırılmanın arifesinde. Ve bugün yaptığımız konuşmaların hepsi yarın nasıl olacak, olmalı mücadelesine ait konuşmalar. Böyle düşünülmeli bence. Velhasılı kelam, bu adaletsizliğin üzerine, ki bunlar dediğim gibi biz arkaik zamanlardan falan mesele çıkartıp getirmiyoruz. Bugüne ait sorunlara, bugüne hani onları silikleştirmeden çözüm üretelim diyoruz. Öyle olunca ne yapmak gerekiyor? Şunu bilmek gerekiyor. Yani bizim şu andakilerin başından, şu anda iş başında olanlardan böyle bir formülasyonla kurtulmamız bir kurtulmak değil demek. Yani ilk başta
Ben burada yani şu günlerin hepimiz açısından bundan sonrasına ilişkin kafa yormamız gereken günler olduğunu düşünüyorum. Ve nelere evet demeyeceğimizi düşüneceğimiz günler olmasını olacağı günler düşünüyorum. Ve bunun için de gerçekten hafıza bu noktada bence çok kritik. Ne olduğuna bir daha bakmamız gereken bir an. Tekrar bir bakmamız gereken an. Özellikle son 20 yılında dediğim gibi bir eleştirisiyle. Ve bu bakış bir tek yani bence Canan Hanım'ın özellikle bize hatırlattığı ne kadar öz eleştirel olmamız gerektiği. Geldiği nokta itibariyle. Yani burada pardon çok özür diliyorum. Pardon. Ben bitirdiğini varsaydım çok özür dilerim. Evet. Şunu söylemek isterim. Yani biraz önce Eylem'in söylediği bir dil vurgusu vardı ya. Yani bunun altını bir kere daha çizmek herhalde iyi olur. Öncelikle yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden şeyi aldık ama hani konuyu oradan açtık ama çok genel bir aslında merkez sağın bir şeyi var. Oturttuğu bir dil var. Bir kere katledilemiyor bir türlü şeyler o dilde. Hep kaybettiğimiz vatandaşlarımız. Hiç katledilmiyorlar artık. Yani Sivas'ta onca insan yakıldı. Bu insanlar kendi kendilerine ölmediler. Ya da böyle hani çok anlaşılır bir şey değildi orada yaşanan şey. Çok büyük bir katliam da orada yaşanan. Ama hala Sivas'ta kaybettiğimiz vatandaşlarımız. İşte ya da işte acı olaylar yaşandı. Katiller hiç katil ismi kullanılmıyor. Faşistler denmiyor artık. Yani şeyler, failler Eylem'in de söylediği gibi muğlaklaştırıldı. Yani dışarıda bir yerde sanki hani şey gibi yani dış güçler gibi bu kadar hani böyle dışa itilen şey yapılan, soyutlaştırılan hafızamızdan aslında çıkartılan özellikle de yapılan ve burada da bu tuzağa çok kolay düşen bir CHP görüyoruz. Birincisi bu dil çok önemli. İkincisi ben gene o yazdığım yazıda çok önemli bulduğum bir şey çünkü çok canımı sıkan bir şeydir. Bu dillerine pelesenk ettiği şeyler var bazı. Böyle hani internete girdiğinizde doğum gününde en güzel sözler nedir diye girdiğinizde böyle size bir liste girer ya. Şimdi anmalarda bazı şeyler vardır, şablon şeyler. Unutmadık unutmayacağız, unutturmayacağız. İşte yolu yolumuzu aydınlatıyor. Ya aydınlatmasın. Aydınlatmadığı çok belli zaten. Bu şablonları da artık hani insanlar eminim ki sıkıldılar bundan ama böyle sanki bir görev tanımında böyle o günkü yapılacak işlerde de hani bugün anmaya bir şey yazacağız. Ona da Maraş'a da bir şey söyleyeyim. Şimdi Maraş için Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün söylediği şey, yani o nedir onun adı, attığı tweette büyük utanç diyor mesela, katliam demiyor Maraş'a. İşte hayatını kaybeden diyor, katledilen demiyor. Bu acı olaylar diyor. Yani o kadar aslında ve de hep rahmetli anıyorlar. Yani bir tür aslında yani çok sağ şeyde, yani muhafazakar dili çok bilinçli olarak kullanan, yerleştiren ve bundan da hiç bu siyaseti de yani politik bir tercih olarak yaptığını da hissettirmemeye çalışan ama bizim yemediğimiz bir şey var. Yani özellikli bir seçim var orada. Ben burada bir de tabii şunu da söyleyeyim. Yani Eylem'le beraber babamın 17 Haziran'daki anmasını yaptık beraber. Yani pandemi sebebiyle dijital ortamda yaptık. İstanbul İl Başkanlığı'ydı yürütücülüğünü yani teknik desteğini sunan anmaya. Ve Canan Kaftancıoğlu da arkasında koca bir Zeki Tekinler'in görselini arka planına alarak yolu yolumuzu aydınlatıyorla başlayan bir konuşma yaptı. 10 gün sonra azmettirici, babamın katillerini azmettiren Ömer Ağa İYİ Parti'den aday adayı oldu ve bir süreç başlattık ve Cumhuriyet Halk Partisi kulağının üzerine yattı. O kadar başvuru, o kadar şey. Hangi yol yolumuzu aydınlatıyor? Yani hani kimi kandırıyorsunuz? Buradaki yüzleşilmesi gereken yer bu değil mi? Şimdi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden yola çıkarak kendi kişisel öykümden bir şey söylemiş oluyorum ama
Hani konuyu önemli görmekle beraber burada da boğmayayım. Bunu alın vurun öbür tarafı Alevi derneklerine, federasyonlarına. Yani o kadar çok eleştirilecek yer var ki devletin kendisiyle yüzleşmesi, Yekta'nın söylediği gibi orayı bekleyeceğiz derken hep atladığımız bir şey var. Aldığımız eleştiriler şu: 40 yıl oldu, daha ne işiniz var bununla? Niye unutmayı denemiyorsunuz? Şimdi bu çok güçlü işte, hani Yekta'nın söylediği şey. Zaten 40 yıl geçince ancak bununla yüzleşilebiliyor. Bazen de bu süreye ihtiyaç var zaten. Yani bu, yani illaki bir zaman geçmesi şart mıdır? Belki değildir, ama bazı katliamlarda, bazı acılarda o mesafeye ihtiyaç da olabilir. Buna da izin vermeyen bir algı var orada. Yani 40 yıl olmuş, daha ne uzatıyorsunuz? Burada ülke yanmış, siz hala neyin derdindesiniz? Şimdi bunlarla da çok karşılaşıyoruz. Dolayısıyla konuşulacak çok şey var aslında. Gerçekten çok şey var. Çok da güzel devam ediyor sohbet. Ama galiba bu bölümü biraz burada bitirelim. Yani bitirsek iyi olacak. Yekta, senin son olarak söylemek istediğin bir şeyler vardır. Onları alalım. Ondan sonra... Valla son olarak çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Aylin'in söyledikleri gerçekten çok kuvvetli bir... Yani gerçekten çok etkileyici ve kuvvetli şeyler söylüyor Aylin. Sadece hani bugün niye 40 yıl öncesini, yani onu tekrar söylemek istiyorum. Bugün, çünkü bugünün konuşuyoruz biz aslında. 40 yıl öncesini falan konuşmuyoruz. Ve şunu çok iddialı bir şey söyleyeyim. Yani ben yani bir kısmının da biraz çok aklım yetmese de şahitliğinin de bildiğim meseleler bunlar. Yani bugün Sivas'ta hak talep eden, kendisini olduğu gibi var eden bir Alevi cemaatini düşünemiyorum. Nasıl başına neler gelebileceğini, böyle bir şey olsa şu anda başına ne işler getirebileceğini düşünemiyorum. Hiçbir şey geçmiş değil. Burada sadece geçmiş olan ilk başta hedef alınanların hayatıdır, bedenleridir. İkinci geçmiş olan da onların hafızaları veyahut da o gün onların esas bugün bize anlatacakları hikayelerin üzerinden geçen tanklardır. Efendime söyleyeyim, buldozerlerdir. Bu geçmiştir. Biz bugün çok benzer şeyler yaşıyoruz. Yani bunu görmemek için kendimizi kasten kör etmemiz lazım. Yani Canan Hanım'ın dediğine inanmamız için kendimizi kasten kör, kasten aptal etmemiz lazım. Tek onu söyleyebilirim. Yani hani şu andaki hakikatten kopmamız lazım. Şu anda gördüğümüz hakikatten kopmamız lazım. Yani ve biz bu faillerin, bu fail pozisyonlarının iktidarına biat etmemiz, kabullenmemiz, yutmamız gerekiyor. Yani ancak bu koşullarda dediğinin, yani tabii bir de aciliyet şeyi vardı söylenen. Ya ben bunları söyleyebilirim ancak. Çünkü gerçekten Aylin çok, hem dil kullanımı, dil kısmı çok önemli bir kısım. Gerçekten çok önemli bir kısım. Olay halinden, olaydan bahsediyor. Kahramanmaraş olayları, Sivas olayları. Yani dediğin gibi ölüyor bu insanlar. Hatta ölemiyor bile. Hayatlarını kaybediyorlar. Yani gerçekten yani biz bunu, son vurgum yine orası olsun. Biz bunu geçmişi kazımak falan değil buradaki konuştuğumuz şey. Biz tam bugünü konuşuyoruz ve daha da önemlisi belki yarını konuşuyoruz. Bir daha bunlar yaşanmasını konuşuyoruz ve biz kimsenin hayat hakkını engellemiyoruz, ama hayat hakkı engellenenlerin yaşama hakkının altını çiziyoruz. Evet, çok iyi bir noktada bitirdin Yekten. Ben de biraz yani Aylin'in bahsettiği konu üzerinden, yani diskur üzerinden biraz son dönemlerde onun üzerine kafa yoruyorum. Özellikle söylemsel adalet diye hani çevirebileceğimiz Türkçe'ye bizimki gibi işte ne diyelim, hukuki çözümlerin hiçbir şekilde yürütülemediği, bütün bu hani geçmişe dönük büyük kırılmalardan sonra yürütülecek hukuki süreçlerin yürütülmediği ülkelerde bu söylemsel adalet neye denk geliyor, biraz ona kafa yoruyorum. Belki önümüzdeki bölümlerde onun biraz daha altında neler var, nasıl açabiliriz o konuyu, onu tartışabiliriz. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak üzere diyorum. İyi akşamlar.
Sizin istediğiniz bir şey varsa ekleyelim ve burada kapatalım. Teşekkür ederiz Eyla. Çok teşekkürler Eyla. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür